Çok güzel bir şey yapmış. Çok tebrik ediyorum canı gönülden. Okulun fotoğrafını falan sonra isteriz Bak tam bir okul paylaşım fotoğrafı. şu. Evet isteriz. O fotoğrafı görmek isteriz. Aa işte buyurun. Evet. Teşekkür ederiz. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Şimdi Sibel Erdoğan şöyle yazıyor sosyal medyada. Bütün çocuklar güzeldir ve Allah'ın bizlere emanetleridir. Bu aralar farklı bir heyecan içindeyim. Neden mi? Çünkü oğlum Elyasa'nın dışında yüzlerce çocuğum daha var artık benim. Eşimin Diyarbakır'da yaptırdığı Ayten Elyasa Erdoğan Engelliler Okulu'ndaki çocukların daha mutlu olmaları ve hayata daha çok gülümsemeleri için bundan sonra Fahri anneleri olarak bütün yüreğimle yanlarındayım. Eşim Emrah Erdoğan'ı Güneydoğu'da tek Engelliler Okulu'nu yaptırarak gösterdiği örnek davranışından dolayı tebrik ediyorum. Eşi olarak da çok gurur duyuyorum demiş. Ay evet. Fotoğrafı da paylaşmış biraz önce gördüğünüz. Bu güzel çocukları görüp onlarla vakit geçirmek için en yakın zamanda Diyarbakır'a yanlarına gideceğim inşallah diye de bitirmiş. Diyarbakır'da yapmışlar değil mi? Ha. Evet. Paylaşım da bu. Bilmiyorum, tutumlu bir çocuk. Bazen de yokluktan gelirsen o paranın kıymetini çok bilmeyi öğrenirsin. Bu da ne oluyor biliyor musun? Çocukken anneni seyredersen aynı Faik Öztürk'ün annesini Kurban Bayramı'nda seyretmesi ve onun için, anası için ağlaması. Bak aradan yıllar geçmiş. Kocaman bir adam olmuş, başarılı bir iş adamı olmuş. Annesi için ağlıyor. Ben zannediyorum Emrah'ın annesini yanından hiç ayırmaması. Biliyorsun. Evet. Bayramlarda yanındadır, yazlığında yanındadır filan. Anneni yokluk içinde seyredersen, hani bir Kurban Bayramı'nda şu kadar kurban beklediğini yahut sana belli etmediğini çocuk anlamaz dersin ama her şeyi anlıyor. Ben mesela 9 yaşında oğlumu bayramda, bir bayramda burada anlatamayacağım bir şekilde bir kandırmak istemiştim. Sonra büyüdü bana söyledi. Ben sana inanmış gibi yaptım ama ben sana hiç inanmadım diye. Çocuklar annelerini seyrederek bir hayat algısı ve